Merhabalar. Nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ana yemek tarifim var. İnanın tek başına harika bir lezzet. Kesinlikle denemelisiniz. Yapımı da aslında kolay. Ben bugün her şeyini evde kendim yaptım. O yüzden bir tık zor gelebilir bazı arkadaşlara. Ama dilerseniz hazır yufkayla da yapabiliriz. Yapabilirsiniz. O şekilde çok daha pratik olacaktır. Ama bu şekilde de inanın hani öyle çok bir zorluğu yok yani. Ve lezzetine değer yani. Kesinlikle garanti veriyorum buna. Özellikle misafirlerinize bile yapabilirsiniz. Yani ikramlık bile hem görüntüsüyle hem lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir lezzet yani. Sunumu olsun, lezzeti olsun harika. Yani sonuçta görüntü ortada. Umarım beğenirsiniz. Sonuç bu. Şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. İlk önce ben lavaşlarını yaptım. Kendim yaptım. Dediğim gibi isteyenler hazır yufkayla da yapabilir. Ben her şeyi ev yapımı olmasını sevdiğim için lavaşları, ekmekleri de kendim yapmayı tercih ettim. Şimdi robotuma ilk olarak 5 su bardağı kadar unumu aldım. Tabi yapı, yapacağınız miktar tamamen size kalmış bir şey. 5 bardak kadar unu koydum yoğurma kabıma. 1 tatlı kaşığı şeker ilave ettim. 1 paket de kuru maya. Bunları ilk olarak bir kuru halde karıştırdım. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tekrar karıştırdım. Ve şimdi yoğurma işlemine geçeceğim. İlk ilk başta bir bardak ılık su ekledim ve yoğurdukça gerektikçe su ilave ettim. Ben toplamda 2,5 3 bardak arası su kullandım ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Tabi su miktarı tamamen hani sizin kullandığınız unun markasına göre değişebilir. Ele yapışmayan yani yine de yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekli. Ama ele yapışmaması gerek. Kıvamını birazdan göreceksiniz zaten. Bu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi hamurum toplandı. Robotuma da yapışmıyor. Bu şekilde. Şimdi bunu köftemi hazırlayasıya kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz bu şekilde gördüğünüz gibi kolaylıkla toplanıyor. Ele de yapışmıyor. Ve gayet yumuşak bir hamur. Dediğim gibi şimdi onu mayalanmaya alıyorum. Köfteme geldi sıra. Ben 1 kilo kıyma kullandım. 1 adet kırmızı biber, 2 adet soğan, 2 diş sarımsak, biraz maydanoz, tuz, karabiber ve pul biber. Bunları ilk önce robotumda çektim. İstemeyenler kırmızı biber biber eklemeyebilir ama bence daha hoş bir lezzet veriyor. Bunları dediğim gibi ilk önce robotumla çektim. ve kaymamayı ilave ettim. Çok az da maydanoz. Maydanoz miktarını arttırabilirsiniz. Benim o gün evde çok az vardı. O yüzden evde olanı kullandım. Tuz ekliyorum. Biraz karabiber. Baharatlar da aslında sizin damak tadınıza kalmış bir tercih. Ben bu şekilde hazırladım ve biz çok sevdik. Biraz da acı pul biber. Bunları bir güzel şimdi yoğuruyorum. Güzel yoğurulması önemli. Ve diğer klasik köfteye göre ekmek içi, yumurta falan eklemiyorum. Tamamıyla kıymadan yaptım. Şimdi elimi çok hafif yağlıyorum. Yağlı kayıt serdim tepsimi. Köftelerimi önceden hazırlayacağım. Ve buzdolabına kaldıracağım. yaparken pratik oluyor yani. Dilerseniz siz bu şekilde buzluğa da atabilirsiniz. Eğer önceden hazırlamak isterseniz. Çok pratik olur yani. Sadece çıkartıp fırına atmanız gerekir. Bu şekilde bir ilk olarak rulo yaptım. Daha sonra biraz bastırıyorum. Köfte şekli verdim. Böyle düz Kebap şeklinde yani daha doğrusu zaten pişince biraz küçülecekler yani ilk başta gözünüze büyük gibi gelebilir ama pişince küçülecekler haliyle bu şekilde hepsini hazırlıyorum miktarı da yani tamamen sizin yapacağınız sayıya göre değişebilir yani ben 1 kilodan yaptım ama veya benim gibi çok yapıp birazını buzluğa da atabilirsiniz bir dahaki sefere kullanmak için pişirmeden dediğim gibi hepsini hazır ettim bu şekilde bu kadar çıktı benim bir kilodan ama ben oldukça büyük yaptım dediğim gibi şimdi bunları bir poşete koyup buzdolabına kaldıracağım. Şimdi bu sırada hamurum da mayalandı. Lavaşlarımı pişireceğim. İlk olarak bezeye ayıracağım. Böyle mandalina büyüklüğünde. İster tavada pişirin, ister benim gibi krep makinesinde, saçta da olur. Çok kolay pişen bir ekmek yani sonuçta. Bezelerimi yapıyorum ilk olarak. masamı hafif unluyorum ki yapışmasınlar. Tüm bezelerimi yaptıktan sonra açmaya başlayacağım. Böyle normal tabak şeklinde açacağım. Çok aşırı ince olmasına gerek yok yani. Ama kalın da olmasın. Merdane ile yapmak benim kolayıma geliyor. Ama siz nasıl alışkınsanız o şekilde açın. Oklavayla da olur yani. Bu şekilde olması yeterli. Temiz bir beze çok hafif un serptim. Ve açmış olduğum ekmekleri oraya koyacağım. Üst üste aralarına bez koyarak. Hepsini ilk olarak açacağım. Tek başıma yaptığım için. Yani o yöntem daha pratik oluyor. Sadece sonradan arka arkaya pişirmesi kalıyor. Öbür türlü bir yandan açıp bir yandan pişirmek çok daha zaman alıyor açıkçası. Bu şekilde çok daha pratik. Eğer tek başınıza yapacaksanız ama iki kişiyseniz biriniz pişirir, biriniz açar. Dediğim gibi aralarına bez koyuyorum ve biraz un serpiyorum. Bu şekilde açıyorum. Böylelikle birbirlerine de yapışmamış oluyorlar. Isıttığım krep tavamda pişiriyorum ben. Dediğim gibi Teflon tavada da olur, saçta da olur. Hani normalde hamur işlerinizi nasıl pişiriyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Illaki bu makine olması şart değil yani. Ve pişirdiğimi temiz bir beze koyuyorum ve üzerine tekrar kapatıyorum ki kurumasın. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz çok güzel şiştiler. Çok hızlı pişiyorlar ince oldukları için. Gördüğünüz gibi kenarlardan hafif kabarmaya başladı çeviriyorum. Ve yine kabarmaya başlayınca tekrar çeviriyorum ve artık şişmesini seyrediyorum. Yapımı çok pratik. Bu ekmekleri de çokça yapıp buzluğa atabilirsiniz. Çıkartınca taptaze yumuşacık oluyor. Gördüğünüz gibi ekmekler harika oldu. Hepsi pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Umarım videoda esnekliği, anlaşılır yumuşaklığı pamuk gibi yumuşacık oldular ama üzerine örtmesi, örtmeniz püf noktası. Yani eğer açık bırakırsanız sertleşir. O yüzden güzel kapatmanızda fayda var. Şimdi köftelerimi artık 250 derece ısıtılmış fırına veriyorum ve kızarmasını bekliyorum. Bu arada üzerine salçalı sosunu hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı tavada erittim. 2 yemek kaşığı domates salçası ve yarım tatlı yemek kaşığı kadar biber salçası ilave ettim. İlk başta onu biraz bir kavuracağım. Ayrıyetten de 2 adet biber közledim ben. Dilerseniz fırına da atabilirsiniz. Köftelerin yanında kızarması için ama ben közlenmiş halini daha çok seviyorum. Salçamızı biraz kavurduktan sonra yaklaşık bir bardak kadar su ilave ettim. Koyuluğunu tamamen kendiniz ayarlayın yani. Salçanızın türüne göre de değişebilir. Tuz ilave ettim. Biraz karabiber. Bu şekilde salçalı sosum hazır. Köftelerim de pişti. Şimdi ekmeklerimi köftelerin yağısına biraz batırdım. Üzerine köftemi koydum ve güzelce sıkı bir şekilde sardım. bir parmak genişliğinde kesiyorum dilimler halinde ve kestiklerimi tabağıma böyle yuvarlak şekilde etraflıca yerleştiriyorum. Bu şekilde domates ve biber de koydum. Ortasına yoğurt koyuyorum. Ben her zaman için kendim yapıyorum yoğurdumu. Kendi yapmış olduğum yoğurttan koyuyorum üzerine hazırlamış olduğumuz salçalı sos Bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar Ve en son eritmiş olduğum tereyağdan döküyorum Ekstra lezzet katıyor bu tereyağı Evet yemeğimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.